istiyor değil mi? Evet. Kimi korkutuyoruz? Yaşlıları. Evet. Evet. Trafik kuralları olmayanlar bizim canımızı tehlikeye atıyor değil mi? Evet. O yüzden başka ne yapıyoruz? Hırsızları yakalıyoruz. Sizin eşyalarınızı, can güvenliğinizi koruyoruz değil mi? 12. Bütün kurumları nerede dolaşıyoruz? Kuzuya ne yapayım şimdi? Evet. Ben bu sahibinize bir çatı yap bakalım. Çetin bir. Gel bakalım. Sen alalım. Gel. Oğlum göreyim ben. Bak. Adın ne senin? Adın ne senin? Ben de Osman. Ne? 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 Ben de çocukken biraz korkuyordum da. Sonra gerek olmadığını öğrendim biliyor musun? Neden korkacağız? Değil mi? Çocukları koruyoruz biz. Anladın mı? Korkuyor musun? Hayır. Korkuyor musun? Kim korkuyor? Kollarınızı boyayalım. Ondan sonra sizinle ekime binelim mi? Evet. Orada bir anı var. Nerede? Buna bakarak güzel bak. Şöyle ne yapmış mı? Bunun mavi yapmış. Bak burası tüm mavi boyanmış, mavi geti bakalım. Biz kalmış trafiğe kapalı ve güvenli bir alan olduğu için orada sürebilirsiniz. Mesela o... Duymadan konuşurken herkes gerekiyor. Çocuklar evet. Sizin oturacağınız alana sizi yukarıya doğru kaldırabilecek, biraz yükseltecek bir minder koysun. Bak şimdi. Bu arkadaşımız arka koltuğa oturdu. Buradan geçecek. Burasından geçerse ne olur? Boynu zarar görebilir değil mi bir çarpışma anında? Eğer bu arkadaşımız biraz daha yükselirse oturduğu yerden emniyet var. Böylece emniyetlemek görevini doğru yapmış olur değil mi? Boyunuz 1.50'yi geçtikten sonra ön koltuğa oturabilirsiniz. Yaya olarak da karşıdan karşıya geçerse nereye bakacağız? Evet, aynen öyle. Trafik polisi geçitlerini, okul geçitlerini kullanacağız da orada yaya geçidi var diye ben hemen böyle elimi kolumu sallayarak karşıya geçeceğim. Ne yapıyoruz? Sırayla servise biniyoruz. Hep birlikte hurra yaparsak düşebiliriz, yaralanabiliriz, bir arkadaşımıza bir şey olabilir. Bize biner misiniz? Olmadı. Tekrar söz mü? Söz! Şimdi size şöyle bir şey söyleyeceğim. 40 kiloluk bir fil yavrusunu düşünün. 40 kilo. Mesela sizde ortalama 30 kilo falan. Çünkü hızla birlikte o kadar hızlı koruyorsunuz ki koltukta 500 kiloya ulaşıyorsunuz. 500 kiloyu da tamam, sormak istediğiniz başka bir şey var mı? Ben şimdi trafik polisi olduğum için çok fazla o olaylara gitmiyoruz ama bazen operasyonlarımız oluyor. Sen o kadar hızlı koyun. Alanını açtım. Biraz dakika. Evet. Burada bir tane daha yer yok değil mi? Bak burası arka fren. Buradan. Hadi bakalım. Çalışmıyor değil mi arkada? Yok. Bana ver. Trafik dedektifi kartlarınızı alıyorsunuz. Bundan sonra herkes birer trafik dedektifi. Trafik kurallarına uyacağız. Uymayanları da uyaracağız, anlaştık mı? Polisimizi tanıyoruz. Birlikte gülümsüyoruz. Birlikte gülümsüyoruz. Evet. İlk defa polisimizi tanıyoruz. Tamam bakalım, güzel. O sarılıyor. Arkadaşlar. Üç kişi bile miyiz? Tanıyoruz. Polisimizi tanıyoruz. Hem de gülümsüyoruz. Bitlisil Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak bu zamana kadar polislik mesleğimizi tanıtarak birçok öğrenciye ulaşıp
Kaymakamlığımızın da desteklediği milli projelerimiz boyama kitabıyla birlikte 44 okul ve 4250 öğrenciye ulaşarak polislik mesleğini tanıtmış bulunmaktayız. Motosikletli polis timleri, trafik denetleme ekipleri, devriye ekipler ve toplum destekli polis olarak milli projemiz boyama kitabı öğrencilerimize boyatılmış, trafik eğitimleri verilmiştir. Evet. Bu vesileyle öğrencilerimize kaynaşma imkanı sağlamış, aynı zamanda polislik mesleğimizi öğrencilerimize tanıtmış bulunmaktayız. Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Tatvan İç Emniyet Müdürlüğü olarak bu projelerimizle polislik mesleğimizi tanıtıp öğrencilerimizle birlikte mutlu, güzel, eğlenceli vakitler geçiriyoruz. Yeni projemiz olan polisimizi tanıyoruz, birlikte gülümsüyoruz projemizle. Öğrencilerimizi ziyaret edip daha fazla okula ulaşmak istiyoruz. Öğrencilerimizle birlikte mutlu vakit geçirmek istiyoruz. Bugün toplum destekli polis ekiplerimiz okulumuzu ziyaret ettiler. Birkaç tane sınıf ziyaretinin ardından okulumuz bahçesinde öğrencilerimizle etkinlik yaptılar. Öğrencilerimizin polis mesleğini tanımaları ve milli gururumuz olan TOG'un boyamasını hep beraber yaptılar. Öğrencilerimiz polislerimizle beraber boyama etkinliği, trafik eğitiminin akabinde okulumuz bahçesinde gördüğünüz ekip araçlarıyla beraber güzel bir etkinlik gerçekleştirdiler. Öğrencilerimizin polis teşkilatımızın mensuplarıyla bu şekilde bir araya gelmeleri, haşır neşir olmaları, kaynaşmaları çok güzel bir etkinlik oldu. Öğrencilerimiz polis araçlarına bindiler, Yunus motosikletlerimize bindiler, polis tesisinden anons yaptılar, araçlara bindiler. Bu araçlarda hangi işlerin, hangi görevlerin yapıldığını birebir uygulamalar olarak öğrendiler. Çok güzel bir vakit geçirdiler. Bu şekilde öğrencilerle polis teşkilatımızın da bir araya gelmesi çok olumlu bir etkinlik oldu. Karşılıklı bu şekilde ziyaretlerin, geliş gidişlerin olması çok güzel bir etkinlik. İnşallah bizler de bir grup öğrencilerimizle yakın zamanda emniyet teşkilatımızı, emniyet binasında ziyaret ederek bir iadeyi ziyaret yapacağız. Bu şekilde bu kaynaşma ortamının gelişmesine vesile olmak istiyoruz.